Bizim çok saygıdeğer genel başkanları, kıymetli milletvekilleri ve Türkiye'nin dört bir yanından bu çok verimli ve olağanüstü sonuçlarının çıkacağına inandığım bu güzel toplantıyı onurlandıran çok değerli yol arkadaşlarım, kıymetli oda başkanları. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle de içinde bulunduğumuz süreçte sektörümüz olarak, teşkilatımız olarak, Türkiye'nin en mağdur esnaf teşkilatının bir parçası olarak böyle bir yorgun, ümitsiz ve çaresiz olduğumuzu hissettiğimiz anda bizi onurlandıran ve bizi gerçekten bu anda morallendiren ve gerçekten de yapmış oldukları çalışmalarla, söylemleriyle de önümüze koydukları çözüm önerileri de bu toplantının içerisinde çok önemli sonuçların teşkilat olarak, sektör olarak elde edeceğimize inandığımız bu toplantının içerisinde başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ve bu değerli heyete, sektörümüze göstermiş oldukları bu yakın ilgi, alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Esnaf ve Sanatkar Teşkilatı'nın, yaşadığımız kentlerin ve ülkemizin çok önemli bir parçası olan lokantacı ve pastacı esnafımızın pandeminin süreci içerisinde yaşamış olduğu bu sıkıntılara, bu çözüm önerilerine birebir örtüşen çözüm önerileriyle ve sorunlarımıza birebir yaklaşan gerçekten çok önemli tespitleriyle çare olacağına inandığım bu değerli heyete teşkilatım adına teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla meclis ortamında ve sosyal medyada ve sosyal ortamda yapılacak çalışmalarla da beklediğimiz nihai sonuçların elde edebilmesi adına bu verimli toplantının hepimize, teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor ve Sayın Başkan'ın nezdinde Sayın Genel Başkan'a ve çok değerli parti temsilcilerine bir kez daha teşkilatıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Sağ olun Başkan Veli Bey, buyurun. Evet. Çıktık, ne yaptık? Çok değerli başkanım, değerli oda illerden gelen lokanta odası başkanlarımız, hepinize çok teşekkür ederiz. Güzel bir toplantı oldu. Ben çok fazla uzatmayacağım. Tabii esnafımız aylardan beri iktidardan müjde beklerken maalesef müjde uzaya verildi. Uzaya çıkacağımız söylendi. Ancak esnaf kepenk kapatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay, sadece Ocak ayında kapanan iş yeri sayısı değerli arkadaşlar 11.172, günlük 372 dükkan kepenk kapatıyor. Bunu hükümetin de dikkatine sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl ortalama 5 günlük 5 lokanta kapanmış, resmi kayıtlara göre, sadece bilinen resmi kayıtlara göre 5 esnaf kapanmış durumda. Avrupa ülkeleri kendi esnafına %5'le, milli gelirinin %5'le %10'unu destek olarak verirken Türkiye'nin vermiş olduğu destek milli gelirinin 35%'i oranında destek vermiş. Bu da dünyanın neredeyse %1'i kadar destek verdiğini görüyoruz. Burada Sayın Fayak Öztürk daha detaylı konuşacak ama ben burada dikkat çekilen bir şeyi ifade etmek istiyorum. Birçok esnafla ilgili 17 maddemiz var. Esnafla ilgili önerilerimiz bütün kamuoyuyla, genel başkanımız olmak üzere ekonomi masamız paylaşıyor. Ama ancak ben bir konuyu sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Zincir market dediğimiz 3 harfler burada da gündeme geldi. Biliyorsunuz buna biz 7 başlı ejderha diyoruz. Bu 7 başlı ejderha bakkalın, şarküterinin, züccaciyenin, konfeksiyoncunun kanını emerken, şimdi burada öğrendik ki lokantacıların da kanını emiyor, onları da yok ediyor. Şimdi artık kuru fasulyesinden yemeğine kadar zincir marketler lokantacının esnafında ekmeğin elinden almaya çalışıyor. Buna mutlaka bir düzenleme getirilmelidir. Maalesef şunu da bilelim, esnaf arkadaşlarımıza söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, bu zincir marketler ne zaman doğdu, ne zaman gelişti, onu da sizin takdirinize sunmak istiyorum. Çünkü bu zincir marketler AKP döneminde doğdu, AKP döneminde gelişti ve büyümeye devam ediyor. Eskiden her mahallede veya her ilçede bir tane varken, şimdi bırakın mahalleyi, her sokakta 5-10 tane zincir marketler var. Bunlar adeta terör gibi sizlerin kanlanmaya devam ediyor. Biz bununla ilgili kanun teklifi verdik ama bu konuyla ilgili derhal önlem alınmalıdır. Esnafın durumu ortada. Ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Sözü şimdi parti sözcümüz ve ekonomi masamızın başkanı Sayın Faik Öztürk'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet. Bugün Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu'nu ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız Aykut Yenice bizleri kabul ettiler. Ve burada bulunan Türkiye'nin her yerinden gelen başkanlarımızla bize bir araya gelme imkanını, esnafımızın sorunlarını kendi ağızlarından dinleme imkanını verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu pandemi döneminde esnaflarımızın sorunlarını yakından takip ediyoruz ve çözüm önerilerini geliştiriyoruz. Bu çerçevede bizim çözüm önerilerimizi de sunuyoruz ama biz bunu yaparken esnaflarımızla konuşmadan yapmıyoruz. Esnaflarımızın görüşlerini alıyoruz. Bu çerçevede biz de kendi bakış açımızdan görüşlerimizi onlara aktarıyoruz. Bu OECD ülkeleri içinde gelişen ekonomilere baktığımız zaman bu pandemi döneminde bütçeden doğrudan verdikleri destek gayri safi yurt içi hasılalarının %3,3'ü olmuş. Biz de bizim ligimizde bulunan ekonomiler kadar destek vermiş olsaydık esnafımıza bütçeden bu yaklaşık 160 milyar Türk lirası yapardı. Ama vere vere en son tabii rakamlar daha dahil değil 6,5 milyar destek vermişiz. Yine baktığımız zaman esnafımıza verilen destekler bundan önceki sistem nedeniyle uygulanabilir mahiyette de değil önemli bir kısmı. O çerçevede bu senenin ikinci çeyreğinde %25 özellikle şu anda ziyaret ettiğimiz federasyonun mensubu olan esnaflar bu pandemi sürecinde en çok zararı gören esnaflar. Burada 2 milyon çalışandan bahsediyoruz. Yaklaşık 80 bin işletme ama buna diğer işte kafeleri, kafeteryaları kattığımız zaman da 110 bine varan bir sayıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yan sektörlerine yapılan etkilere de baktığımız zaman 4 ve ila 6 milyon kişi arasındaki kişiyi etkileyen bir sıkıntı söz konusu. Ama maalesef şu anda ülkenin başındaki hükümet esnafın sorununu hep faiziyle borç vererek çözmek istiyor. Diğer ülkelerin yaptığı gibi bütçeden doğrudan destek konusunda çok cimri davranıyor. Oysa şunun altını çizerek burada bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bu pandemi süreci adeta dünya savaşı gibi. Geçen dünya savaşında kendi varlıklarını en iyi koruyarak çıkan ülkeler daha sonraki süreçte en başarılı olan ülkeler. Hep fırsatlardan bahsediyoruz. Evet. Ama o fırsatları Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var ama Türkiye'nin bu fırsatları yakalayabilmesi için başta esnafı olmak üzere şu anda üreten tüm kesimlerine sahip çıkması lazım. Ama biz şu anda bakıyoruz kapanan esnaf sayıları, kapanan işletme sayıları gerçekten son derece ürkütücü. Bunlar gözükmüyor istatistiklerde her nedense. Şunu açıkça ifade etmek isterim. Bu bizim için çok faydalı bir toplantı oldu. Hem görüşlerimizin doğruluğunu teyit etme imkanını bulduk. Hem de yeni bir takım sorunların da yavaş yavaş baş göstermeye başladığını açık seçik gördük. Şunu söyleyeyim, olay basit değil. Yani bu şu dönemde paket taşımacılığı yapan sektörlerle ilgili bile çok ciddi sorunların olduğunu, bu pandemi sonrasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, dolayısıyla bugünden itibaren bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiğini de burada gördük. Bir takım rakamlar var. Mesela Amerika'da bir araştırma yapmış uluslararası bir şirket, JP Morgan. Diyor ki bu krize en az dayanıklı sektör, eğer yardım destek vermezseniz esnaflar.
Bu esnaflar içinde de lokantacılık. Birincisi. Yani 16 gün değil mi? 16 gün. 16 gün. 16 gün dayanabiliyor ancak. Dolayısıyla lokantalarımıza sahip çıkmamız lazım. Lokantacılarımıza sahip çıkmamız lazım. Bir de içimizi yaralayan bir husus var. Yani uçaklar tıklım tıklım, Türk Hava Yolları'nın uçakları. Partiler, özellikle iktidarda bulunan parti tıklım tıklım kongreler yapıyor. Kongrelerde bulunan kalabalıklar nedeniyle iktidar partisinin genel başkanı o heyetlere teşekkür ediyor. Ama iş lokantalara geldiği zaman söylüyorlar, madem HES kodu kullanılıyor biz de HES kodu kullanalım. Madem sosyal mesafe deniyor biz bu sosyal mesafenin alasını yaparız. Ama bize masalarda hizmet verme imkanını verin ki biz ayakta duralım. Sadece paketle bu iş olmuyor diyorlar. Yani Ankara Büyükşehir Belediye'miz mesela lokantacılar lokanta esnafına yardım edebilmek için paket söyleme, yani her mahallenin kendi esnafına sahip çıkması için yemek ısmarlama şeyi getirmişti. Kampanyası açmıştı. Ama bunlar yetmiyor. Artık insanların masalara geçip oturabilmeleri lazım. Bununla ilgili her türlü önlemi almaya burada esnafımız kararlı olduğunu açık seçik dile getiriyor. Dolayısıyla bir an evvel bu lokantaların açılması gerekiyor. Çok önemli bir husus. Türkiye gerçekten bu alanda özellikle ev kadınlarının işletmecilik alanında en fazla faaliyet gösterdikleri sektör bu yiyecek içecek sektör. Ama burada da dinledik. Gerçekten son dönemde burada işletmelerin yarısı, kadınların işlettiği işletmelerin yarısı üretimden çekilmiş. Bu da son derece kritik bir konu. Bir başka önemli mesele, maalesef bugün sektörde yaşanan sorunlar abiyi kardeşle karşı karşıya getiriyor. Babayı oğulla karşı karşıya getiriyor. Abi kardeşi mahkemeye veriyor. Baba artık sana ödeyecek para, maaş ödeyecek, ücret ödeyecek takatim kalmadı deyip oğlunu işten çıkarıyor. İşler bu noktaya gelmiş vaziyette. Türkiye'de bütün bunlar yaşanırken hükümet 2023 yılında aya gidileceği müjdesini veriyor. Hayırlara vesile olur inşallah. Hayırlı olsun. Ama kendileri aya giderken lütfen esnafı yaya bırakmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, günün anısına Sayın Genel Başkan'ın koleksiyonuna veya sizin ekonomi masası odasına bir ufak plaketimiz var. Arzu ederseniz sizin başkanınızda size takdim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Sağ olun. Sektörümüzün anısı da bir şey fotoğraf çek. Ben bu plaketi genel başkanımıza ileteceğim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kendi koleksiyonuna. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Hatta sizin işte artık gördüğünüz bir yere. Evet. Günün anısına ve size teşekkürümüz aslında. Saklarsını sevdim. Hayır, gerçekten bu bir kahramanlık anısı gibi. Bugüne kadar bu pandemide zaten önceden ekonomide de...